Arkadaşlar merhabalar, ben Baran Özcan. Sizler de Baran Özcan'ın değerli kripto para yatırımcıları. YouTube için ekipmanlarımın hepsini hazırlamış bulunmaktayım. Bir aksilik çıkmazsa inşallah her hafta minimum 2 videomuz şeklinde yeniden devam edeceğiz. Bu o haftaki heyecana veya anlık haberlere göre değişkenlik gösterebilir. 3 veya 4 de olabilir arkadaşlar. Her hafta videolarımızı izlemeyi unutmayınız. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videomda sizlerle Bitcoin'i, altcoin olarak APT'yi, Shiba'yı ve Alice Coin'in analizlerini yapacağım. Bitcoin'de gözüme çarpan ve diğer özellikle Shiba'da vesaire gözüme çarpan birkaç detay var. Bunlardan hızlıca bahsedeceğim arkadaşlar. Çok fazla vaktinizi almayayım. Kanalıma ilk defa izliyor iseniz abone ol ve bildirimleri aç. Ücretsiz arkadaşlar. Like atmak da tabii ki de ücretsiz. Ve bir sonraki videoda hangi coin'lerin analizlerini istiyorsanız yorum kısmına hızlıca yazınız. Onları not edip bir sonraki videoda ele alalım arkadaşlar. Hadi gelin hep birlikte analizlere geçelim. Öncelikle Bitcoin'de uzun bir süredir ayı piyasasındayız. Çok can sıkıcı süreçler geçti. İnsanlar bayağı bir zarar etti. Hepimiz dahil. Ben de bazı altcoin'lerden ciddi zararlarım var. Özellikle Alice konusunda. Hala bekletiyorum. Piyasanın hali ortada arkadaşlar. Ekonomik döngüler çok sıkıntıdaydı. Bunu 2020 yılından beri anlatıyorum. Yakın bir zamanda globali etkileyebilecek bir ekonomik krizlerden bahsetmiştim. Çünkü Covid sonrasında Amerika çok fazla para basarak diğer ülkelere Covid yardımı adı altında çok fazla para dağıttı. Bu da bir enflasyona sebebiyet verdi. Şimdi de 2 sene önceki yaptığı hataları giderebilmek için sürekli faiz artırımı yapıyorlar. Ama artık bu yıl sonrasında faizlerin yavaş yavaş kademeli düşeceğini düşünüyorum. Zaten şimdiye kadar kripto paralar bana göre diplerini yaşadı. Çünkü çok fazla olumsuz haberler yaşadık arkadaşlar bu durumda. Fed sürekli keskin açıklamalar yaptı. Sürekli keskin faiz artışları, şahin açıklamalarla keskin faiz artışlarını sağladı. E peki şimdiye kadar bu artışlarla Bitcoin buralara geldi. Ya artışlar yerini düşüşlere bırakırsa faizde, işte o zaman bütün ekonomik dengeler yerine oturmuş olacak. Bitcoin'den önce genel pastaya bakmak istiyorum. 69 bin itibariyle düşen trend bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere şimdi daha yakından bir screen alacağım sizlere. Mavi trendimizi takip edelim arkadaşlar buradan. Şu anda trend nereye kayboldu? Onu sanırım yanlışlıkla sürükleyeyim derken kaldırdım. Şunlar bir gözümüzü bozmasın. Şuradan hızlıca o trendimizi tekrardan çizelim. Şuradan teyitlerimizi alalım arkadaşlar. Evet. Buradaki teyitlerimizi düzgün aldık. Tekrar kontrol ediyoruz. 1, 2, 3 tane teyit ve buralarda 4, 5, 6, 7 adet teyitimiz var. 3 tane teyit de genelde trend tamamlanır arkadaşlar. Baktığımız zaman bura kırılmadı. Kırılamadığı için aşağıya düştük. Bura önemli bir dirençti. Şurada kırdık. Tekrardan altına indik. Çünkü burada temel analizde olumsuz durumlar vardı. Şu anda baktığınızda hala trend üzerindeyiz arkadaşlar. Ama bu şu demek değildir. Hadi trendin üzerindeyiz. Bundan sonra yükseleceğiz, uçacağız, kaçacağız demek için biraz erken arkadaşlar. Genel trendi iyi okuyabilmek ve iyi takip edebilmek gerekiyor. Bir de kısa vadeli daily trade dediğimiz trendimizi çizelim hızlı bir şekilde. O da arkadaşlar şuradan aldığımızda bunun da rengini kırmızı yapalım ki çok fazla karışmasın. Şu mavi karışmasın diye sileceğim. Bunu bir bakın arkadaşlar. Bunun üzerindeyiz ve burada 19 bin dolara tekabül ediyordu. Bir önceki videomda da Bitcoin 19 bin dolar altına inmesi biraz zor demiştim arkadaşlar. İğne attı ama yine mum kapanışını 19 bin dolarda sergiledi. Bu trend başarıyla çalıştı arkadaşlar. Şimdi bunu bir kaldırıyorum. Kırmızı trendimiz daily trend, yani kısa vadeli 25 bin dolardan itibaren düşen trendimiz. Buraya baktığımız zaman da yine aynı destek seviyelerini görüyoruz ve buranın üzerinde olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu şu şekilde izah edeceğim. Bu böylece kalsın. Bitcoin'in önündeki direnç 19.566 dolar bandı. Buradan hareketli ortalamalar açıyoruz şimdi. 50 günlük hareketli ortalama ve 200 günlük hareketli ortalamanın 4 saatlik grafikte birbirlerine çok yakın olduğunu görüyoruz. Boğa sezonu, boğa piyasasından bahsedeyim öncelikle. Yani şöyle ufak ralliler, 50 günlük hareketli ortalamanın Bitcoin'de 200 günlük hareketli ortalamayı 4 saatte kestikten sonra 1-2 haftalık vade sonucunda oluşur. Ama sağlam trend ve boğa piyasasına giriyoruz, boğa sezonu başlıyor demek için günlükte 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı kırması gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman günlükte ise arada baya bir makas var arkadaşlar. Bu 200 bin dolar, 200 günlük hareketli ortalama 25.500 dolar bandında, 50 günlük hareketli ortalamada tam direnç olan bölge hattımız 19.500 dolar bandında. Bura önemli bir hat arkadaşlar. Bitcoin'in burayı kırması gerekiyor. Kırdığı durumları konuşalım, kıramadığı durumları konuşalım. Hareketli ortalamaları kaldıralım. Bitcoin'in direnç hattı şu anda 19.566 dolar bandı. Yani buradan %1,67'lik bir yükseliş sergilemesi. Zor mu? Değil, ama şu andaki ekonomik durumlar ortada olduğu için insanlar piyasaya bir tık uzak arkadaşlar.
kripto parada. Ama Bitcoin'in bir harekete geçmesiyle birlikte uzak olan herkesin tekrardan Bitcoin'e dönüş yapabileceğini düşünüyorum ki boğa piyasalarda zaten böyle oluşuyor. Şayet Bitcoin buraya gelir, kıramazsa geleceği seviyeye ilk tatlı olan arkadaşlar 18.500 dolar bandıdır. Ama bu şu demek değildir. Kırdı, kıramadı, hadi hemen mi geliyor? Değil arkadaşlar. Öncelikle buralarda destek hatları var. Şimdi burada yükseliş senaryosunu çizerken düşüşü aktarmak istiyorum. Bitcoin buraya geldi. Burayı kıramazsa bu şekilde bir akümül olur destek hatlarına doğru. İlk destek hattı 19.200 olur. Buralarda bir tren çizer, belki yeniden dener. Bir daha aynı seviyelere gelir. Ama tekrar daha aşağı indiğinde buradaki en önemli destek hattı yine 19.000 dolar olacaktır. 19.000 dolar kırılamazsa arkadaşlar 18.500 dolar bandına ikili dip yaptığı yere üçlü dip yapmaya doğru inecektir. Birazdan genel trend hikayesinde ondan da bahsedeceğim sizlere. Yani bir önceki videomda Bitcoin 19.000 doların altına düşmez dediğimde şimdi de şunu ifade etmeye çalışıyorum. Şayet direnç seviyesi kırılamaz ve en olumsuzunu düşünelim. En olumsuzu oluştuğu durumda Bitcoin 18.200 dolar bantlarına doğru yeniden bir dip yapacaktır. Bu da şu seviyelerden ölçülmüş bir dip seviyesidir arkadaşlar. Bunun da şuradan ele aldığını ölçersek 18.277 veya 18.300 dolar bandına tekabül ediyor benim için dip seviyeleri. Ama temennimiz artık direncin kırılıp yoluna gitmesi arkadaşlar. Direncin kırıldığı durumlarda da 19.284, 19.566 ve ardından arkadaşlar uzun bir süredir kıramadığı 20.500 dolar bandı. Bitcoin beni heyecanlandırabilmesi için ilk etapta 20.500 dolara kırması, ardından da 22.000 dolarda haftalık mum kapatması gerekiyor. 22.000 dolarda haftalık mum kapatırsa bütün altcoinlerle Bitcoin dahil olmak üzere arkadaşlar piyasaya çok güzel canlanma gelecektir. Bunun da artık çok uzun bir sürede olduğunu düşünmüyorum. Net bir şekilde görüşlerimi ifade ediyorum arkadaşlar. Ben artık Fed'in faiz kararlarının tam tersine döndüğü zaman itibariyle çok güzel yükselişler bekleyen biriyim ki artık önümüzde de sadece iki tane faiz kaldı. Birinde de arttırır ama sonucunda artık ya sabit bırakır ya az arttırmaya başlar. Yeni yılda da faizlerin arttırmayacağı kararını verdiği gün Bitcoin'deki tepkiyi ve diğer altcoin'lerdeki tepkiyi iyi izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Bitcoin ile ilgili analizlerim bu şekilde. Gelelim son zamanların en popüler projesine, APT'ye. Bir anda bütün borsalarda listelendi. Bana göre bu hayatın en saçma işi. Şu anda grafiğe baktığım zaman APT coin'in grafiğini görüyorum arkadaşlar. Arkada toplamda 500 milyon dolarlık VC yatırımı var ve şu anda projedeki en büyük yatırımcılar VC'ler. Diğer yatırımcılar da airdrop kilitlerini bekleyen insanlar. Şimdi fiyat 8.70 dolarlardayken airdrop'un kilitleri açılmaya başladığı zamanlar bu insanlar karşılıksız elde ettiğinden dolayı bunu iyi bir fiyat olan 8.70'ten satmaya başlayacaklar. Çok basit bir mantık. İnsanlar para verip almadığı için, bedava elde ettiği için bunu direkt satış modülüne dönüştürecekler. O yüzden şu anki hype'a aldanmamak gerektiğini düşünüyorum. Aynısını zamanında API için de söyledim. Herkes uçar kaçar derken ben API'nin stabilize olmasını bekliyorum dedim. Şu andaki fiyatlara baktığımız zaman API o dönemde, şimdi şunu diyeceksiniz, ayı piyasasındayız. Haklısınız. Ben ayı piyasasındaki döngüyü değil, API'nin o ilk sağlam yükselişinden sonraki döngüyü ele almak istiyorum. Şu anda API'nin buralarda olması kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ayı piyasasındayız. Düşer. Ona asla lafım yok. APE çok sağlam bir proje. En azından arkasındaki kitle daha sağlam diyebilirim arkadaşlar. Baktığımız zaman APE burada çok volatildi arkadaşlar. Yeni çıkan projelerde bunlar gayet normal. APE'ye de baktığımız zaman arkasında milyar dolarlık yatırımcılar ve kendilerinin de milyarca dolarlarını var olduğunu bildiğimiz için şu anda bu seviyeden bile %90 düşmüş durumda arkadaşlar. Ayı piyasasında kripto paraların gene durumudur bu. En iyi projede, en kötü projede düşer. Bu onun kıyası değildi. APT'yi almadım arkadaşlar. Bir sürede almayı düşünmüyorum. Benim için şöyle bir volatilitenin bittiği serüvenler, airdrop mantığının bittiği serüvenleri gözlenmesini bekliyorum. Herkesin parası olabilir. Her parası olanın kripto para varlık çıkartacağı anlamına gelmiyor. APT'nin projesi yarın Binance'da, OKEX'te listelenecekken kalkıyor bir gece öncesinden Tokenomics'i diyor ki ya biz bir şey unuttuk. Ne unuttuk? Tokenomics. Hadi sıkalım bir şey deyip 1 milyar arsa bir şeyler üretmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Hiçbir projenin Tokenomics'i bir gün önceden ayarlanmaz. Bu tarz işlerde ciddiyet önemlidir. Ciddiyet şudur arkadaşlar. Bazı şeyler çok 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 önceden ayarlanır. Biz bir yere Metaverse'ü çıkartırken 9 ay önceden hepsini ayarladık. Tokenomics'i paylaştık. Paylaştıktan 4-5 ay sonra oyun satış yaptık. Yani bu işlerin böyle olması lazım. Bir gün önceden Tokenomics'i paylaşıp bir gün sonra Binance'da listelenip bütün borsalara girmek bana göre biraz
Olduğu olasıya getirmek, aceleye getirmektir. Bu da doğru değildir. AFT ile ilgili görüşlerim bu kadar. Tabii farklı kaçırdığımız olaylar olabilir. Saygı duyarım arkadaşlar. Şimdi Shiba'nın analizine geçmek istiyorum. Shiba Mete'ye geçtikten sonra biraz ilgi duymaya başladım. Köpekli coinleri asla sevmem. Projesi olmayan coinleri asla sevmem. Shiba'nın da çok fazla yatırımcısı olduğunu bildiğim için Shiba'yı ele almak istiyorum. Ben daha önce iyi fiyatlardan satmıştım. Ha yine bir trend dönüşür alırım, o önemli değil. Metaverse olduğu için alırım. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bu bant itibariyle Shiba bir düşen kırılımı yapma arifesinde. Ama ben ilk etapta buranın kırılacağını düşünmüyorum. Buradan bir red yiyebilir. Bu red yeme seviyesinde geleceği seviye 972 bandı. Çok fazla sıfır olduğu için başında onları ele almıyorum. Direkt 972 diyorum. Şu anda 1002 olarak ele alalım. Yani total düşüşü söyleyeyim. 100 düşlük bir düşüşte eğer bura kırılmazsa bu seviyelere gelmesini çok güçlü ihtimal olduğunu düşünüyorum. Çünkü burası iyi bir destek seviyesi. 1, 2, 3, 4 kere burayı denedik denemiş gibi arkadaşlar. Lakin bura kırılırsa da Shiba'nın yani 10-12 bandındaki direnç hattı kırılırsa önü biraz açılıyor arkadaşlar. 10.76'ya kadar önünde direnç seviyesi yok. Yani %6'lık bir yükselişten bahsediyorum. Yine iyi bir senaryodan devam ederse ki Bitcoin bu haldeyken bu senaryonun olması biraz güç arkadaşlar. Ama yine de var olduğunu varsayalım. Bura kırılırsa da 12 bandına doğru bir yükseliş sergileyebilir Shiba. Yine şu destek hattımızda olumsuzlardan gidelim. Bu desteğin kırıldığını da varsayarsak 931 bandı Shiba'da son destek olacaktır arkadaşlar. Ama şu anki piyasayı göz önünde bulundurduğumuzda şu iki destek dip seviyeler olarak ölçülebilir. Bitcoin yeni bir dip yapmaz ise Shiba'nın grafiğini ben beğendim arkadaşlar. Ama şu bant kırılırsa tabii ki de Bitcoin'de de çünkü böyle bir grafik var. Bitcoin kırarsa Shiba kırar. Kıramadığı takdirde Shiba'nın da geleceği seviye bura. Shiba yatırımcılarına da buradan aktarmak istedim. Gelelim bizim Alice coin'imize. Öncelikle Alice coin elimde hala tuttuğumu bilmenizi isterim. Bu fiyatlardan satmak için Alice almadım. Daha önce 3 dolardan alıp 30 dolara gördüm. Satmadım arkadaşlar. Satsak iyiydi ama geçmiş bir şey için üzülecek halimiz yok. Önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor. Hemen şunu söylemeyin hocam, sizin tabi tuzunuz kuru. Benim tuzum kuru değil. Alice'i elimde en fazla tutan ilk 20 cüzdandan bir tanesi benim cüzdanım arkadaşlar. Bu biraz tuzumun kuru olduğu anlamına gelmiyor. Alice yükseldiğinde en çok ben kazanıyorum. Şimdi baktığımız zaman her neyse şu bant itibariyle Alice'de de bir trend ölçümü var. Alice'in de grafiği açıkçası şu bantlarda sıkışıyor. Şura kırılamazsa Alice'de yine aynı Shiba Bitcoin döngüsü gibi. Şura direnç seviyesi tam çizdiğim bölge. Yani 1.53. Burak kırılamazsa Alice 1.45 bandına. Burak kırılırsa Alice biraz akümül olup hemen gitmez. 1.64'e ardından 1.80'e. Ama Alice'de iyi bir hikayenin oluşması için ilk etapta 1.80'in ardından 2 doları dip seviyesi yapması gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söylemek istedim. Neden Alice analiz etmiyorsun diyenler için her zaman analiz ederim. Hiçbir problem yok. Alice'in trendin dönmesi için 1.80'de en azından bir haftalık mum kapatması gerekiyor. Ardından 2 dolarda günlük mum kapatması gerekiyor ki artık Alice yukarı yönlü gidiyor diye biliriz arkadaşlar. Ortalama maliyetim 3 dolarlara falan çektim. Bekletiyorum. Yine eski seviyelerine gelirse güzel kazanç elde edebilme şansını yeniden elde ederiz diye düşünüyorum. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Video ile ilgili görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Emeğimizin karşılığı için videoya like atmayı, kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı bla 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 deyip gitmeyelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bol kazançlı, öncelikle sağlık, sonra kazanç diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, sevdiklerinizce kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.